Evet, geçtiğimiz günlerde savcılık davanın İstanbul'daki dosyanın kapatılıp Suudi Arabistan'a devredilmesi yönünde bir talepte bulunmuştu mahkemeye ve mahkemede Adalet Bakanlığı'ndan bu yönde görüş alınmasına karar vermişti. Alınan bu görüşün ardından Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüşü üzerine dosyanın Suudi Arabistan'a devrine karar verildi. Biraz bu süreci hatırlayacak olursak 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra Cemal Khashoggi'den bir daha haber alınamamıştı. Ardından da baş döndüren bir süreç yaşanmıştı. Türk yetkili makamları, emniyet makamlarının yapmış olduğu titiz çalışmalar neticesinde de önemli bir süreç kat edilmişti. Aslında o çalkantılı süreç içerisinde de Cemal Khashoggi'nin ne yazık ki içeriye girdikten sonra öldürüldüğü de ortaya çıkmıştı. Bu konuyla ilgili olarak toplam 26 sanıklı dava İstanbul'da Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyordu. İşte geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme yaşandı. Savcı yeni bir talepte bulundu ve bu konuyla ilgili Türkiye'deki dosyanın kapatılıp Suudi Arabistan'a devredilmesi yönünde talepte bulundu. Ağır Ceza Mahkemesi de bu taleple ilgili olarak Adalet Bakanlığı'na görüş sunulması ve oradan gelecek karar beklenmişti. Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüşü üzerine Cemal Khashoggi davası Suudi Arabistan'a devredildi. 26 sanıklı davanın duruşmaları artık Türkiye'de değil, dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesiyle Suudi Arabistan'da görülmeye başlanacak diyelim.